Sahnelerin kraliçesi, en hit şarkıların müthiş sesi Hande Yener evinin kapılarını ilk kez ve sadece Show TV iç yapımlar ekibini açtı. İzleyelim efendim. Gideceğim tek yer havaalanı, bana lazım yeni yaşam alanı. Sözümde durup da çekip giderek nasıl söndürdüm senin havanı. Sahnelerin kraliçesi, en hit şarkıların müthiş sesi Hande Yener evinin kapılarını ilk kez ve sadece Show TV iç yapımlar ekibini açtı. Muhteşem boğaz manzarasıyla, salonun ortasındaki heybetli kartal yuvasıyla, mutfağıyla, ödülleriyle Hande Yener'in yepyeni evi ilk kez ekrana geliyor. Bugüne dek birçok programın ev çekimlerini reddeden Hande Yener, arkadaşımız Ömür Sabuncuoğlu'nu kıramıyor ve Cihangir'deki şahane evinin kapılarını ilk kez ve sadece kameralarımıza açıyor. Şu anda Hande Yener'in Cihangir'deki evindeyiz. Evine ilk kez biz konuk oluyoruz. Beton. Beton kes. Muhteşem bir yerde oturuyorum. Şu Kartal yuvası. Kartal yuvası. Evet. Hürrem gibi hissediyorsun kendini. Bakıyorsun zaten olaylar da şurada gelişmiş. Evet. Böyle nostaljik bir yer. Hande Yener'in evi adeta bir terapi merkezi. Gelen bütün arkadaşlarım çok keyif alıyor. Tedavi için gelenler oluyor eve. Tedavi olup gidiyorlar mı? Evet, oturuyor yarım saat manzaraya bakıyor, tamam diyor, yani ben dünyanın en güçlü ve en güzel insanıyım deyip çıkıyor kapıdan. Şimdi evi gezmeye başlıyoruz Hande Yener'le beraber. Evi derken salonu birçok çeşitli kullanıyoruz. Hande Yener'in evinin tüm detaylarını birazdan ekrana taşıyacağız. Ünlü sanatçı önce salonda en çok sevdiği köşelerden birine götürüyor bizi. Burası müzik odamız. Çılgın çalarım. Çalamıyorum tabii ama gelip çalan müzisyen arkadaşlarımız var, sağ olsunlar. Denedin mi hiç? Ufak bir şey öğrettiler mi? Denedim ya, yok. Yani ufak beni sarmazdı. Ona böyle hükmedemeyeceksem. Bırak öğrenme daha iyi. Çünkü öyle çalan bir arkadaşımız var mesela, Sinan Akçıl gibi. Piyano mu onu çalıyor, o mu piyanoyu çalıyor, onu ayırt edemiyorum ben. Asma, asma, asma. İşte Hande Yener'in televizyon köşesi. Burası böyle televizyon köşemiz. Burada bir anda maçları izleyebiliriz. Ben daha çok maçları izliyorum. Hande Yener'in salonunda kimlerin albümü var? Bu arada neler dinliyorsun? Oraya bir bakmak istiyorum. Evet, en son Madonna'yı konser etmeden önce dinlemiştik. Gördüğünüz gibi. Bu da benim pazartesi günü 84'te yaptığım düet albümün demosu. Yine burada hep Madonna var yalnız. Nerede? Hem onu çünkü bir arkadaşım istemişti, geri getirdi. Rüyanda da var canım, yapma lütfen. O kadar da değil. Bak, iki tane Madonna var. İki az. Hande Yener'in salonunda neden 16 tane Sinan Akçıl albümü var? Saymak istiyorum. Ha, Sinan Akçıl albümü var. Ama şöyle bir şey. Bir, iki, tabii onları üç, veriyorum. Dört, gelen arkadaşlarıma. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. 12, 13, 14, 15, 16 tane. Sinan Akçıl'da bu kadar var mıydı acaba? Hande Yener'in yepyeni evinde albümleri bir kenara bırakıp şimdi de salonun diğer tarafına çeviriyoruz kameralarımızı. Burada böyle kalabalık hep beraber yemek yiyoruz. Çok keyifli oluyor. Kurabiyeleri sen mi yaptın? Ay hayır, maalesef. Hazır onlar. Etleri ben yaptım. Daha doğru. Bu arada salonda birbirinden şık aksesuarlar da dikkatimizi çekiyor. Fil var, böyle
Uğur getirsin diye yine ev hediyesi bana Kemal'in. Bu da bana yine, bana benziyor mu bilmiyorum ama böyle bir küçük bir hediye. Hande Yener'in Madonna sevgisi salonun her köşesinde kendini hissettiriyor. Burada Madonna'nın özel dünyada galiba 500 bin adet basılmış bir kitabı var. Sırf onun resimlerinin olduğu. Arkada bir tane daha Madonna. Evet, o da Girly Show turunun kitabı. Onu bana Luca hediye etmişti. Luca onun bas dansçısı. Konu Madonna olunca Hande Yener'in damarına basmamak gerekiyor. Son günlerde Madonna'yı eleştiren sanatçılara bakın nasıl cevap veriyor ünlü sanatçı. Konseri izleyip eleştiren sanatçılar oldu. Onların eleştiri hastalığına yakalandığını düşünüyorum ben. İşte Hande Yener'in evindeki en dikkat çeken nokta, kartal yuvası. Adeta saraydan bir parça gibi duruyor kartal yuvası. Tüm ihtişamıyla salonun ortasında. Hande Yener ve misafirleri için en gözde kısmı evin. Akşamları uyuyor musun burada? Burada evet, uyuyabiliyorum dışarıya bakarken. Yatak kadar büyük zaten. Üstüme de bir örtü atıyorum. Çok güneş doğunca içeriye yatak odama kaçıyorum. Hande Yener'in evinde gözü gibi baktığı parçalar arasında ödülleri de var. İlk ödülümü göstereyim mesela. İlk ödülüm. Yıl 2000. Ne yapmışım? Çıkacağımmışım. En iyi Türk pop müziği kadın solist. Estağfurullah, estağfurullah. Aşk kadar ondan anlamıyor. Evet. Satış başarısının nedeniyle bana sunuldu. Türkiye Müzik Endüstrisi ödülleri. MÜYAP ödülü bu da. Buraya böyle Hande Yener heykelleri gelecek. Benim şöyle buradan yukarı 3-4 tane değişik saç falan imajla. Altına da bu ödülleri birazcık daha yukarıya bir şeyler yapacağız. Ünlü sanatçıyı evin girişinde melekler karşılıyor. Evin girişi, hani kapı burada ve girdiğin anda direkt melekler ve müzik çalan. Evet, melekleri var. Görüyoruz. Hediye mi bunlar yoksa? Hediyeydi evet. Eski evimde de varlardı. Pek eski evimden pek bir şey getirmedim ama onları getirdim. Bunlar geldi. Ve işte Hande Yener'in mutfağı. Şöyle rahat tatlı bir mutfağımız var. Cihan, tanıştırayım sizi Cihan'la. Merhaba Cihan. Cihan muhteşem yemekler yapar. Hande Yener'in beyaz tonların ağırlıklı olduğu mutfağında yardımcısı Cihan Hanım'dan tüyolar da alıyor arkadaşımız Ömür. Hande Yener'in en sevdiği yemek hangisi? Hepsini seviyorum. Köfte. Evet, köfte olabilir. Sebze yemeklerini seviyorum. Sebze yemek. En sevmediği yemek ne yemez? Lezzetsiz yemek sevmem ben. Kereviz sevmezsiniz. Atma, şu an atıyorsun. Ben kereviz seviyorum mesela. Hande Yener mutfağında neyin nerede olduğunu biliyor mu? Mutfak sınavı başlıyor. Evinde ne nerededir bilir misin mutfağında? Biliyorum. Mesela bardaklar nerede, bir bardak su rica etsen? Ayıp ediyorsun. Ama bardakları bulaşık makinesine atmış bizimki. Bardak bir tane kalmış burada. Buyur. Şu anda gördüğün gibi bir puan kazandım. Evet. Karabiber nerede mesela? Aa, çok basit sorular soruyorsun. Burada. Orada. Tabaklar? Tabaklar da şurada canım. Şimdi de kameraman arkadaşlarımız soruyor. İki soru hakkı da onlara veriyorum. Bir şey sorun. Rende. Rende mi? Gitti kazığı buldu Rende. Rende dur bakayım. Bir kere bizim kız sürekli bir de kafasına göre yer de değiştiriyor. O yüzden... Portakal. Ay. İşte burada canım. Yani burada bütün şeyler burada işte. O blenderlar falanlar filanlar. Burada. Yılın en iyi ev hanımı. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Evinin kapılarını açtın ilk kez. Konuk olduk. Evet, evet. Evet, evet. Çok güzel bir sohbet oldu. Aynı şekilde. Benim için de öyle. Çek çek.